Evet, bugün 1 Şubat, malum her ayın başında İl Genel Meclis toplantıları oluyor Afyonkarahisar'da. Bugün de ilk toplantı gerçekleşti. Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında. Gündem maddeleri görüşüldü. Önemli gündem maddeleri de vardı. O toplantının ayrıntılarına bakacağız şimdi. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları yapılan birinci oturumla başladı. Tüm meclis üyelerinin katılım gösterdiği toplantılar 5 gün sürecek. İlk oturum açılış ve yoklamanın ardından valilik makamından gönderilen gündem dışı maddenin okunması ve ilgili komisyonlara havale edilmesiyle start aldı. Bekir Pamukçu'nun Genel İdare Hizmetleri sınıfında 3. derece İlçe Özel İdare Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak daha sonra ise gündem dışı maddeler okunarak görüşüldü. İlk gündem maddesinde İl Özel İdaresi'ne ait çarşı merkezindeki Meydanoğlu Zafer İş Merkezi'nde 6. katta bulunan 14 iş yerinin satılması vardı. İlgili konu meclis üyelerine okundu ve komisyonlarda görüşülerek satılıp satılmaması kararlaştırılacak. Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde bulunan mülkiyetleri İl Özel İdaresi'ne ait 9 adet iş yerinin köy muhtarlığında olan tahsisinin kaldırılması konusu da ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere gönderildi. Meclis gündeminde değerlendirmek üzere bilgilerinizi rica ederim. Emirdağ ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan 2447 metrekare arsa anaokulu olarak kullanılmak amacıyla meclis üyelerine okundu. Konu ilgili komisyonlarda görüşülerek tekrar meclise gelecek. Gündem maddelerinin ardından söz alan MHP'li meclis üyesi Ahmet Zeki Ertürk, Bolvadin'de geçtiğimiz gün yaşanan yangına değindi. Geçmiş olsun dileklerini aktaran Ertürk, yaraların en kısa sürede sarılması gerektiğinin altını çizdi. 28 Ocak Perşembe günü gece saat 1.30 civarlarında Bolvadin'in merkezindeki esnaflarımızın bulunduğu bir adada maalesef bir yangın meydana gelmiştir. Bütün Bolvadinli hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletirken, esnaf kardeşlerimizin bu pandemi sürecindeki mağduriyetleri de göz önüne alınarak maruz kaldıkları bu felaketten bir an önce kurtulmalarını temenni ediyorum. Devletimizin ve yerel yönetimlerin de bu konuda esnaflarımıza destek olacağını umuyorum. Tekrar bütün Bolvadinli hemşerilerime geçmiş olsun. AK Partili Bolvadin meclis üyesi olan ve yangının çıktığı yere yakın dükkanı bulunan Abdülkadir Emrullahoğlu da söz alarak Ertürk'ün iyi dileklerine teşekkür etti. Yangında devletin tüm kurumlarıyla orada olduğunu vurguladı. Ahmet Bey'in güzel temennisi ve duygusunu canlarımla şükranla kabul ediyor. Kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Yalnız bir konuyu belirtmek isterim. Burada o gün felaket anında devletimiz tüm kurumlarıyla, valisiyle, vekilleriyle, çevre belediye başkanlarıyla, belediye başkanımızla, afatıyla, çevreden gelen Çevre Şehircilik Bakanlığımızla, bütün birimleriyle hepsi Bolvadin'imizde, o felaket anımızda yanımızdalardı kendilerinin. Devletimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Şu anda yapılacak olan hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde oranın bir an evvel yapılaşmasının başlatılması ve esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi. Diyecekler bundan ibaret. Allah bir daha yaşatmasın, kimseye göstermesin. Çok o an çok kötü bir andı. Hakikaten çok kötü bir andı. Gelmiş geçmiş olsun diyorum Bolvadin'imize.